Merhabalar arkadaşlar. Biz bu videoyu çekerken internete Valorant'a dair yeni bir video sızdırıldı. Biz de bu bahaneyle Valorant Extra ekibi olarak kamera karşısına geçtik. Evet, bildiğiniz üzere yeni ajan Yoru'yu inceleyeceğiz ve yeteneklerine göz atacağız. Aynı zamanda savaş biletine bakacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Hiç uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk olarak ilk skilline bakıyoruz. 100 krediyle alınıyor skill ve bayağı tek verebiliyorsunuz deli gibi. Ayrıca 2 hakkınız var almak için de. Yani 2 kez alabiliyorsunuz. Bir round içinde 2 kez de kullanabiliyorsunuz. Yani çok farklı bir skill aslında. Diğer hero'lardan alışık olmadığımız bir skill. Sen ne düşünüyorsun? Evet, bence de ben şuna da değinmek istiyorum. Yani ilk başta da gönderebiliyorsunuz otomatik olarak direkt yani. Ve aynı zamanda yere koyup Kijoy'un yetenekleri gibi düşünün. Yere koyup sonra da gönderebiliyorsunuz. Yani strateji yaparak böyle güzel fake'ler verebilirsiniz. Bence gayet başarılı olmuş bu arada yani. Gayet hoş olmuş. Evet, ikinci skillimiz Katılıyorum. Flash, bildiğiniz Flash. üzere yani. Aynen. Vazgeçilmezi. Böyle Ama hocam biliyorum. çarptırıp Evet. kullanıyor galiba. Böyle bir Normal detay atmıyor. var. Normal atınca havada patlamıyormuş. Yani Sky'ın E'si, hani Sky'ın E'sini atıyoruz. Ondan sonra E'ye basıp patlatabiliyoruz yön verip, ama bunda öyle bir şey yok. Bundaki olay da bir yere sektirerek, yani duvardan, yerden, herhangi bir şeyden sektirerek öyle patlatabiliyoruz. Tek olayı bu. Ama bence çok güzel olur yani. Karşı taraftaki düşmanın bulunduğu pozisyona ilk başta flash atmamız, yani açısını bozmamız, kör etmemiz baya güzel olabilir yani. Aynı zamanda fake ile beraber bunu yaparsak iyice akılda karıştırmış olabiliriz. Aynen. Bence gayet başarılı olabilir yani. Yani bence şey olacak zaten. Kahraman çıktıktan sonra, yani ajan çıktıktan sonra Sova'nın nasıl okları var? Her map'te farklı şekilde kullanıyoruz oklarını, işte Evet. ayrı ayrı her yere göre. Bu Hero için de farklı stratejileri geliştirileceğini düşünüyorum ben. Keyifli olacak yani baya. Aynen, bence de. Gelelim üçüncü yetenek. Bu kendi yeteneği. Bildiğiniz üzere Raze'dir, Jett'tir. İki kill aldıktan sonra tekrar dolan bir yetenek bu. Bu da teleport yeteneği. İlk başta böyle attığınızda başka öne gidiyorsunuz. Ondan sonra da direkt ışınlanıyor. Bu olay bence ya yani Omen'den daha iyi. Omen'in yeteneğinden bence daha iyi. Ya da böyle yolluyorsunuz. Mesela yolladı arkadaş. TP'ye girdi, ses duydunuz. TP'nin içine doğru atabiliyor. Eğer bu kırılmıyorsa bu arada çok çok tehlikeli olabilir yani. Ya aşırı tehlikeli olur, ben kırıldığını düşünüyorum açıkçası ya. Yani Aynen. kırılıyor olması lazım. Çünkü bu yani Omen'in... Ayrıca Tabi buyur söyle. yani çok, aslında çok önemli bir şey söylemeyeceğim ama Heh. karakterin attığı skiller ve bu geçiş animasyonları bana şey, Reyna'nın erkek arkadaşı gibi De gözüküyor. Direkt evet biraz. Reyna ile çok benzetiyorum. Hı. Doğru. Bilmiyorum, bana katılan olur belki, yorumlarda Aynen, belirtirsiniz. ultisi de dediğin gibi görünmez olup hasar almaması aynı şekilde. Aynen, Reyna ile bir şey var. Bağdaşıyor yani. Evet. Ya Omen'den bir tık daha zor ama bence teleportu. Yani ben bir tık kolsuz bir insan olduğum için. Yani bilmiyorum, bence Omen'den daha kullanışlı olabilir ultisi. Ya Omen'de çünkü belli bir mesafeye kadar şey yapıyoruz ya, ışınlanabiliyoruz ya. Bunda mesela skill'i gönderdiğimizde nereye kadar giderse, işte map'in sonuna kadar giderse direkt teleporta atabiliyoruz. Büyük ihtimalle bence nerf gelir diye ben düşünüyorum. Yani çıktığı gibi, çoğu hero'ya da geldiği gibi, çoğu ajanda geldiği gibi nerflenir diye. Ama Reyna benzetmesi bence de hoş yani, güzel. Evet, Evet. ultisine geçelim şimdi de. Ultisi de şu an ultisini açtı. Evet, görünmez Taktı olup yüze maskeyi. aynen yüze maske ya da gözlük gibi bir şey takıyor. Görünmez olup hasar almıyor. Yani Yani ses veriyordur ama, değil mi? Bunları yaparken tabi ses tabi vermiyor. yani Çünkü tabi tabi bence yok rakip yok. için çok korkunç, zor olur. Yok yok, veriyordur ya yani. Bir şey. Hero çıktıktan sonra biz fazla fazla 200 IQ trick izleyeceğiz bence. Evet, bence de Eminim ona kesinlikle. yani. Kesinlikle aynen öyle. Ya bind haritasında da özellikle Omen'in TP'sini biliyorsun. Hani Evet. fake TP verebiliyor. Aynı şekilde bu yani baya fake verebilir. Aynı zamanda ya da teleportunu gönderip diğer yere de ışınlanabilir. Atıyorum bind'deki A'dan B tarafına, hookaya da ışınlanabilir. O da yani
neler izleyeceğimizi tam olarak kafamda canlandıramadım ama dediğin gibi 200 Yani. IQ hareketler baya baya olacak yani gibi Ya duruyor. ucu çok açık kanka zaten. Hani baktığın zaman şöyle yapar böyle yapar diyemiyorsun. Oyuncunun Tabii. tamamen yaratıcılığına bırakılıyor Aynen, aslında bu. aynen öyle. Yani ilk düşünsene Sky çıktığında mesela ikimiz de baya böyle hype'lanmıştık. Demiştik işte o işte kurt atabiliyorsun ya da flash'ına yön verebiliyorsun falan. Ama o istediğimiz hype'ı bir türlü yakalayamadık. Yani özellikle Aynen. sen çok hype'lanmıştın. İşte Sky'ı açıp böyle işte hadi Evet evet maç evet. girelim dediğin zaman hepimizi kör ediyordun yani takımda. Lütfen flash atma diye yalvaranlar vardı. Ya, ama bunda bakalım Aslında sektirerek atma olayı o nasıl olur? Aynı zamanda ya e-spor arenasında da bu hero kullanılır mı? Olabilir mi? Çünkü Sky gördüğün gibi kullanılmıyor yani o kadar fazla. ya aynen hani Sky benim için ayrı bir yara. Ben support oynamayı seven bir insanım Evet. biliyorsun. Hani geride kalıp böyle support oynamayı severim. Ama yani Sky biraz bana zor gelmişti açıkçası. Ve hani çok da bazen kullanışlı olmayabiliyor. Kurdu atıyorsunuz, karakteriniz arkada korumasız kalıyor vesaire. Hani Tabii. bir sürü şey var. Bu çok ayrı bir konu. Ama bu hero'da acaba ben Sky'de yaşadığım hayal kırıklığını yaşar mıyım? Veya e-spor sahnesinde daha fazla görür müyüz Görür müyüz? bilmiyorum. Evet, ben de Yani. öyle düşünüyorum. Ben senin gibi düşünüyorum ama bence bu bana bayağı bir merak uyandırdı bu hero yani bu ajan. İnşallah o beklentiyi karşılar. Zaten düelocu olarak gelecek. Miş öyle Aynen. biliyorum. Ya ultisi, TP'si, flash'ı, ışınlanması özellikle yani çok çok Evet. çok güzel. Baya böyle güzel. Ben çok merak ettim işin açıkçası. Bekliyorum yani merakla. Aynı zamanda arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi fake'i iki tane alabiliyorsunuz rant başında 100 kredi. Flash'ı 200 kredi yine iki tane alabiliyorsunuz. Diğer yeteneği ise sizin de bildiğiniz üzere 2 kill aldıktan sonra tekrar yenileniyor. Yani tekrar TP atabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Bundan başka diyeceğin son yorumlarını alalım ajan hakkında Var, neler var. diyebilirsin? Bir sorun var. Bir sorun var. Bunu Evet. bak yorumlarda da göreceğime eminim ben bunu. Şimdi bizim TR serverında oynayanlar bilir. TR serverında hocam 3 düellocu görüyorduk böyle ara ara. Hatta yükseliyorduk biz böyle daha destekleyici karakterler almasını Tabii. istiyorduk takım arkadaşlarımızın. Evet. Şimdi bu yeni gelen hero da bir düellocu. Sence Evet. TR serverında 3 düellocu görmeye artık hani legal olacak mı? Biz buna alışacak Ya mıyız? Garipsemeyecek miyiz artık? Bunu sormak istiyorum. büyük ihtimalle ya sadece TR serverında dedi bu arada. Yabancı serverlarda da aynı şekilde. Herkes yani bir de biliyorsun girdiğin gibi piklemeler olsun, şeyler olsun. Evet. Hiç ben şey görmedim. Yani Reyna ya da Jett dışında atıyorum bir Sage böyle insta pikleyen işte farklı bir hero böyle insta pikleyen görmedim. Genellikle düellocu oldu. Dediğin gibi artı bir tane daha düellocu gelmesi şey oldu yani. Bu işi iyice kızıştıracak. Belki ileride 4 düellocuyla bile yani Evet. oynayabiliriz. Yani bunu da support oynayan kardeşlerimiz çıkar, ben eminim. Ben inanıyorum Tabii cami tabii gibi. aynen. Yok zaten çok var ama genellikle entry demek yani entry oynamak. Şimdi o biraz da güven meselesi. Hani solo girersen eğer oyuna hani adam kendine güveniyordur. Der ki ben vururum kardeşim yani. Diğerleri support oynasın. Yani support karakterler de oynanabilir. Aynı zamanda illa düellocuyu da mesela bu bence Jett'le çok iyi bir arkadaş olabilir. Çok iyi bir uyum sağlayabilir yani kimyaları uyuşur. Atıyorum şöyle bir site girme şeyi olabilir. Flash'ını sektirerek atar. Jett dash'ini atar. Ya da fake'ini verir. İlk başta fake'ini gönderir. Ardından flash'ını atıp Jett'in yine dash atabilir. Ya böyle farklı kombinasyonlar da deneyebilir. İlla direkt en önden gidecek Evet. diye bir şey yok. Hani bence güzel olacak gibi geliyor. Ben çok heyecanlandım nedense. Bayağı da yükseldim yani bu yeni karaktere. Yeni ajana daha doğrusu. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet şimdi sırada. Bakalım merakla bekliyoruz. Bilet var hocam. Savaş biletine göz atacağız beraber. Evet. Eğer hero ile ilgili söyleyecek bir şeyin yoksa fazla. Hani Evet. benim bitti çünkü sadece bekliyorum merakla hani denemek için. Anladım. Arkadaşlar siz de yorumlarda hero'yu nasıl bulduğunuzu, nasıl farklı kombinasyonlar deneyeceğinizi, yani bu hero'da beklentinizi yorumlarda belirtebilirsiniz bu arada. Tamamen. Şimdi hiç uzatmadan savaş biletine geçelim. Evet arkadaşlar yeni sezonda da bizi yeni bir açılış ekranı karşılıyor. O gördüğümüz eski background görüntüsü yok. Yeni bir background görüntüsü var. Arkada bir icebox'ı görüyoruz. Önünde kahramanlarımız var. Ve evet ana menüde de farklı bir Oo. animasyon var. Animasyon oldukça havalı. Evet. Yani hero'lar çok cool duruyor gerçekten. Hepsi bir Instagram fotoğrafı çekilir edasıyla poz vermiş. Bence de çok güzel. Yeni ajan özellikle TP'den çıkması. Aynen öyle. Ha evet. İlk skinimiz Evet. Bulldog. Ne düşünüyorsun? Nasıl sence Hocam yani? yani şekil çok iyi tamam mı? Anomali gibi. Anomali miydi o? İyon muydu? Ha İyondu İyon o evet İyon. beyaz.
Aynen. Evet, onun Onu çok kasası var. beğeniyorum ben. Hani onun şekline benzediği için biraz beğendim aslında bunu. Ama renk olarak umarım Evet. farklı renk seçenekleri vardır. Hani bilmiyorum var mı yok mu. Ama bu renk çok kötü. Yani bu renk için gerçekten alınmaz. Benim Aynen, fikrim. bence de. Biz de bu arada sizle beraber yeni bunu izliyoruz. Ama Aynen. şey de vardı. Geçen savaş biletine, şu an olduğu savaş biletine klasiktir, şeriftir. Onların şeyleri değişiyordu. Renkleri değişiyordu. Umarım bunda da vardır. Dediğin gibi ben de kasayı beğendim gerçekten. İşte gerek çizgiler Kasa güzel. olsun, gerek tasarımı olsun komple. Ama renk biraz şey geldi bana da. Yani pek hoş değil. Öyle söylemek istiyorum. E çekici değil böyle, Evet, yükselemiyorsun. evet, evet, evet. Evet, devam edelim. Neler varmış? Uğurlar, bildiğin üzere. Doğru. Ya araba ne ya? Ben bu arabayı anlamadım. Evet, araba bence de biraz şey. Aa, Hani Baki. neyle bağdaştığını anlamadım. Oo, Baki nice. Baki biraz daha havalı, güzel. Bu grafiti şeyini seviyorum ben. Evet, Sen nasıl grafiti buldun? bence de güzel olmuş yani, diğer Bakilere göre hoş olmuş. Yani diğer Bakilere dediğim, diğer savaş biletindeki Bakilere göre bence daha güzel olmuş. Farklı bir hava, güzel renk uyumu da güzel olmuş. Ben kullanırım yani. Aynen, bence de kullanılır. Spreyler. Çıkartmalar falan. Oo, evet hocam. Ghost. Fena değil hocam sanki. Geldik Ghost'a. Nasıl buldun Ne peki? diyorsun? Sen söyle ilk. Ben mi başlayayım? Evet. Tamam. Ya şey, zehir hareket ediyor sanırım o üst taraftaki kanka. Evet, ediyor. Ya o güzel. Çekici bir şey yani gerçekten. Ve Viper mainler bence bu savaş Değil biletini mi? yapıştırır Evet, geçer. çok Yani. mantıklı Viper. Viper da hoş durabilir. Ben de beğendim. Renk sarı, beyaz, siyah, yeşil. Böyle güzel bir şey yakalamışlar. Hoş olmuş yani. Ya sarının bir çekiciliği var hocam. Evet, Ya sarı. ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum hani, ama sarı gerçekten böyle bir çekiyor. Güzel Evet, yani bence de skinlerde. sarı hoş duruyor yani. Güzel olmuş. Ben bunu beğendim ya. Ben bunu kullanırım açıkçası. Yine uğurlarımız var. Olur. Spreylerimiz, radyant puanlarımız. Tuzluk. Oh, bak bu da şorte. Bak Aa, bu çok şu güzelmiş. ayrıntı, bank bank çarpı 2 güzel. Güzel yani, bayağı hoş olmuş ahtapot İki tane vururum diyor. desenleri. Tabii aynen. Genelde Baki'nin Ama olayı bu ya, bu zaten. Bence de bak bu da güzel olmuş. ahtapot falan da çok hoş ya. Baksana o tutma kısmındaki ahtapotun o Evet. kolları baya nice duruyor. Başarılı bence de. Devam edelim. Bence de. Evet, şey. Stranger dedim. Spectre. Yine aynı tasarım. Netleşemiyor ya. Netleşmek istemedi silah. Aynen. Aynı tasarım. Renk Ya. konusu yine ön planda duruyor. Yani bunda fazla konuşulacak bir şey yok bence. Tasarım olarak zaten güzel ama renkleri işte yeşil, o bu ton pek olmamış gibi ya sanki. Ben pek şey yapamadım. Ya bilmiyorum, farklı rengi varsa bile başta bunu göstermeleri lazım bence. Hani en başta görsem belki ben bu yorumu yapmam, ama bu renk için gerçekten hiç benim tarzım değil. Hani Aynen, ben doğru. skin'de böyle şekil seviyorum kanka, böyle Tabii. gördüm mü yükselmek istiyorum. Gerçi beğenenler de olur yani. Onları da arkadaşlar Ha yorumlarda tabii canım. belirtirsiniz. Evet. İzaç. Judge. Yine aynı tasarım. Bunun da üstünde pek fazla konuşmaya gerek yok. Dediğim gibi Yani sarı kazanır. sarı güzel duruyor. Bence de hoş duruyor. Fena değilmiş ha o uğur. Oy, bu neymiş ya? Geldi Bu geldi. Geldi, neymiş? buralar yandı. O, ben bunu bilmiyordum bu arada gerçekten. Yani AWP, bu arada AWP verdi mi? Bir tane vermesi lazım. Kırmızılı bir operatör vermesi Değil lazım. mi? Değil Evet. mi? Değil mi? Değil mi? Ben de onu hatırlıyorum. Hatta ben de o savaş bitti almıştım. Oradan biliyorum ben de. Ama bu çok çok iyiymiş ya. Bu gerçekten çok Peki başarılı. bunun çok benzeri var CS'de, hatırlıyor musun kanka? Ateş İsmini aleti, unuttum. ateş aletini evet anımsatıyor böyle, ilk gördüğümde ben de şey yaptım. Direkt aklıma o geldi. Evet, benziyor biraz. Hani renk olarak Ya da benziyor. O grafiti şey de vardı onun da. Ona benziyor. yani o morun üstüne o grafitiler falan çok havalı olmuş bence. Ben sırf bunun için bile insanların savaş biletini alabileceğini düşünüyorum. Yani bence çok Kesinlikle. cool Aynen. Jetmain'ler çıldırdı şu an yani. duruyor. Bakalım. Jet Bey'inleri evlerinde zor tutuyoruz. Aynen.
Evet, Ares'imiz. Evet. Ares de yine konuşacak Yani bir şey yok. standart hocam. Bunlara çok Tabii yükselemiyoruz böyle. zaten Hani çok tamam. kullanılan bir silah da değil ya. Ya çok tercih edilen bir silah da değil. Aynen öyle. Devam edelim. Kafi. Kafi. Ne o? Bu da hoşmuş bu arada. Bak tasarım gerçekten çok güzel bence. Harbiden çok Kanka güzel yani. tasarımı gerçekten çok iyi ya. Bu konuda Aynen. kesinlikle katılıyorum. Gerçek tasarım, şekil 10 numara aga. Efsane kasa Astra gibi böyle çok iyi. Aynen. Ama rengi umarım güzelleştirirler ya veya Bu hani arada şimdi ben bir şeye sızdırılmış fark video ettim. olduğu için. Pardon lafını kesin. Bu arada ben bir şey fark ettim. Durmadan böyle renge laf atıyoruz, laf atıyoruz, tamam mı? İşte yeşildir, öyledir, böyledir. Benim üstümdeki. Ben burada yorumsuz kalacağım. Bence güzel abi. Bence ben artık beğenmeye başladım şu andan itibaren. Hoş yani. Senin üstündeki yeşil daha pastel bir yeşil kanka. Bu Ya biraz tabii daha canım. böyle şey. Ya biz Ama alışmışız bir yeşil de. tabii. Yani yeşil. Sonuç olarak yeşil. Ana renk. Ama biz daha çok böyle şey hani efektif olarak bakıyoruz. Hani belki de renkleri değişiyordur ama bilmiyorum Ya değişir bir de mi ana silah olduğu sızdırılmış için. video kanka. Şimdi belki de hani bu değişip gelecek bizim önümüze Tabii yani. tabii yani Bilmiyoruz tam bunda da olarak ne kesin geleceğini emin de. değiliz arkadaşlar bu arada. Yani bunlar sızdırılan videolar ama çok büyük ihtimalle böyle. Hani nasıl değişiklik olabilir? Yoru'ya dedik ya işte flash'ı 200. İşte flash'ı belki de daha fazla gelebilir, daha az gelebilir. Biz şu an sadece bunun üzerinden sizlerle sohbet olsun. İşte bunu önceden bir bakalım, araştıralım gibi. Aynen öyle. Olay yapıyoruz yani öyle diyeyim. Uğur'un çok benzeri vardı ya. Evet. Odin. Yani lanetli silah. Nefret ederim. Tamam mı? Gerçekten hiç kullanmam. Karşımdaki insan da kullanmasını hiç istemem. Ama arkadaşlar, bazı arkadaşlar yenilince direkt Odin alıp yani çok sinir edici bir silah. Keşke güncelleme gelirken, Battle Pass gelirken, yeni ajan gelirken keşke birazcık da Odin'e de nerf gelse. Ben yani bu konudan harbi yakınırım şu an. Şu an ağlarım burada. Bu Odin benim, Odin yüzden kaç tane maç kaybettim. Gerçek anlamda hani kaç tane maç kaybettim. Çok kötü bir silah ya. Yani tamam oyunda olsun ama birazcık nerf getirin. Yani eminim siz de bana katılacaksınız arkadaşlar. %100 yani. Bu silah yüzünden kaç tane maçım döndü. Yani yok. Bu silahın şeyi yok. Ama gel gelelim. Kaplaması gerçekten de güzel olmuş. Ya bu şeye benzemiş biraz da. Deli pop. Evet aynen öyle. Deli Pop'un Aynısını düşündüm. efektsiz haline benzemiş. Ama güzel yani. İnşallah ama bunu alırlar da kullanmazlar. Tek diyeceğim şey o. Öyle dursun süs olarak. Çok iyi. Kijun güzel bir kartı vardı. Evet geldik. Çok kullanılan silahlardan. Evet. Evet kendisini ya. Ben son zamanlar çok kullanmaya başladım. Çok hoşuma da gidiyor. Ama dediğim gibi yine bak şey çok güzel, çok hoş. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ama sen dediğin gibi İyon'a benziyor yani. Hani ortasındaki o göbek kısmı. Hı. Onun olmamış hali yani bu tamamen. Hani öyle keskin geçişleri yok. İyon'daki gibi böyle yumuşak hatları var Aynen, silahın. aynen kesinlikle. Ama yeşil güzeldir. Ben bir şey demek istemiyorum artık. Yeşili seviyorum. Burada Ben de üst yeşili üste aynı şeyi söyleyeceğim. gömdük burada. Yok yani bence güzel. Yani şey olarak kasa olarak çok hoşuma gitti. Evet geliyoruz. Bıçağı az kaldı. O nasıl bıçakmış? Değişik bir şey mi bekliyoruz Harbiden burada? ya. Ayda usta. Anladım abi. Ya Yani bu büyük ihtimalle şey bir bıçak klasik yani klasik çıkıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü yan falan hani daha böyle bir şey oluyor ya büyük ihtimalle öyle çıkıyordur. Ben hiç uzatmadan şey demek istiyorum. Ben pek beğenmedim ya bana hitap etmedi yani. Şu yeşili güzelmiş öyle diyeyim. O yeşili güzelmiş. Onun dışında pek beni cezbetmedi. Sen neler düşünüyorsun? Ya aslında ucundaki o şekil de güzel, içindeki yeşil de güzel ama hani bu silah tam ay bu bıçak tam olarak nasıl olmuş biliyor musun? Hani böyle tam stok bizim o kullandığımız default silah olmamış, bıçak olmamış ama böyle skinli bıçak da olmamış, arada kalmış. Ne olacağına karar verememiş. Evet, biraz öyle bence de. Ya illa seven Yani arkadaşlar da olur.
Kesinlikle. Olur Ha, olur. bizim kendi fikrimiz bu arkadaşlar bu arada. Yani ben beğenmedim. Aynen. Sen de beğenmedin. Sonlarda ne Yok. veriyormuş bu arada? Ha, Klasik. klasik, o da rengi aynı. Tuzluğumuz var. O da güzel abi. Ve senin araban var burada. Ben arabaya tutuldum ya. Gerçekten anlam veremiyorum. Ne yapıyor? Aa, bir dakika, bir dakika. Hocam, Kanka. biz çok yanlış gelmişiz şu an. Aa, Oo, evet. değişiyormuş. Baya güzel. Bak, bu da çok iyiymiş mesela. Değil mi? Beyazlı, kırmızılı, Kanka bir şey bu diyeyim mi? sekiz. Yani şu an bambaşka oldu silah. Gerçekten Tabi hani daha bir tabi. göze hitap ediyor şu an. Aa, bence de çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Beğendim. Oy, Beğendim. Oo, favorim. bu nice hocam. Gerçekten şu an favorim yani. Kaç rengi var acaba onu merak ettim şu an. Dört renk var. Yeşil, beyaz, sarı ve pembe Oo bak varmış. bu da çok Pembeye de tatlı. bakalım. Pembe de çok tatlıydı sonda. Kız arkadaşlar da bakabilir yani, bence çok güzel kullanılır. Çalışır Ayrıca hocam. aynen. Güzel, bu da hoş yani, sadece kızlar da değil. Aynen. Baya baya iyi. Aa, Ya demek ki tamam hepsi dört. değişiyor. Aynen dört renk seçeneği sunduğunda mantıklı yani şu an için hani dersin ki alınır. Tabi. Aa bu sorti farklı. Evet, bu şorti de güzel, kırmızı. Parlak Fade gibi kırmızı bayağı. olmuş. CSGO'daki Fade'in şey gibi olmuş. Tabi onda bir renk geçişi var da, bunda kırmızı arasında geçiş yapıyor. Ama güzel parlak kırmızı yapmışlar ya. Buna ne Aa diyorsun peki? Nebula'nın yan çarı. Aynen, net bu arada. Gerçekten Nebula. O Şerife de gelmiş, Şerif de. Bunlar yeni Şerif de galiba, güzel gelecek olan olmuş. setler. Aynen. Aynen. Bunlar herhalde gelecek yine. Bu da güzelmiş, gerçekten hoş. Tatlı duruyor ya gerçekten. Yine Nebula Ya 2. güzel. Ben Nebula'yı beğeniyordum. Hı. Bu da bence güzel yani. Fena değil. Kullanılabilir yani gayet. Bence de kullanılabilir ya. Bulldog'da da aynısı var. Peki bu set mi sence yeni gelecek olarak yoksa parlak kırmızı mı? Bence parlak kırmızı. Aa, bir dakika. Bir Oo. dakika. Vandal olan, vandalcı arkadaşlar şu an videoyu beğendi yani, öyle söyleyeyim ben sana. Yok, bu bak, şunu da unutma bak, yani şunu da atlama. Çizgilerindeki falan böyle tonlar da çok güzel. Pembe, kırmızı. Evet. Yani Çok böyle soft geçiş var. aynen çok soft geçiş var. Bildiğimiz aslında dümdüz Vandal ama rengi çok uyumlu olmuş bu arada. Bir de Reyna'nın uğrunu Ya bence takınca de. bayağı hoş olabilir yani, güzel durabilir. Kesinlikle kesinlikle Reyna ile çok uyumlu olur. Reyna'nın eline gerçekten çok Aynen. yakışacağını düşünüyorum. Ha, bir de yeni ajanın ne vereceği, hangi skin vereceği. Güzel skin. Keyifliymiş. Aynen. Yorum. Şerif veriyor. Tamam. Yani Klasik ya çok. evet, o kadar çok şey, sadece dediğin gibi ya, öyle bir şey yok. Tutma yerlerindeki o şeyler Evet güzel, evet. çıkıntılar hoş. Güzel ayrıntı. Aynen, ama onda pek oyun içinde denk gelemiyor zaten oraya. Aynen öyle. Ama normal yani, idare eder diyorum ben, kendi fikrim. Evet. Zaten başka bir şey de kalmadı arkadaşlar. Yeni girişte yeni hero'muz Yoru. Bakalım nasıl olacak? Bizleri neler Yani bekliyor? merakla bekliyoruz. Aynen, meraklı bekliyoruz ya. Ben bu ajana bayağı hype'landım yani. Sky'a da bayağı şey yapmıştım. Demiştim ki o işte istediğimiz şekilde flash atabiliyoruz. Kontrolünü yapmak biraz ilk başta insan yoruyor. Sonra tabi alışınca yapıyorsunuz. Ondan yana sıkıntı yok. Evet. Ama Yoru daha beni bir heyecanlandırdı işin açıkçası. Yani bayağı iyi geliyor diye ben düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun? Yani Son sözleri de söyleyelim. Artık valla ben bitirelim. de heyecanlıyım. Yani aslında ben biraz hikaye kısmını çok seviyorum Valorant'ın. Tabii. Yani o konuda kafamda böyle kurmayı da çok seviyorum söylediğim gibi. Aralarında bağ olunca hero'ların çok hoşuma gidiyor. Ya o anlamda heyecanlıyım. Reyna'ya benziyor bir yandan, bir yandan görünmez oluyor. Yani bizi çok başka şeyler bekliyor oyunda artık. Ve Aynen. yeni sezonun çok güzel geçeceğini düşünüyorum ben de. Battle Pass de çok güzel bu arada. Yeşile o kadar laf ettim ama farklı renkler gerçekten de çok keyifli olmuş. Evet, bence de Yani çok güzel sözlerimi geri olmuş. alıyorum. Kesinlikle. Alınabilir yani bence. Aynen. Biz de arkadaşlar böyle bir beraber bir şey yapalım dedik. Umarım beğenmişsinizdir. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz beraber, karşılıklı diyalog halinde. Umarım beğenirsiniz. Bilmeden bir şey demiş de olabiliriz, kusura bakmayın.
Bu tarz içeriklerin devamlı gelmesini istiyorsanız, yani abi başarmışsınız diyorsanız Başaramadın abi eğer, ediyorsanız videonun onu diyorsun. altına onu da yazın. Yani eleştiri her türlü açız. Tabii tadında eleştiri bu arada. Hani abartılı bir şekilde değil. Dediği gibi başaramadın abi ediyorsan onu da söyleyebilirsiniz. Her türlü Tabii. yoruma açığız, eleştiriye açığız. Bu konuda hiç sıkıntı yok. Böyle içeriklerin devamlı gelmek istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Benim diyeceklerim bu kadar. Senin de son sözlerini alalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yani konuşamadım ama gerçekten çok hoşuma gidiyor. Böyle videoyu sonuna kadar izleyen kardeşlerimiz var, böyle takipçilerimiz var. Çok Tabii. gerçekten mutlu ediyorlar bizi. Yani biz bu tarz içerikleri üretmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Umarım beğenirsiniz. Sen zaten toparladın yani, söyledin. Ha, Ben aynen. ekstradan teşekkür ediyorum tekrardan. Aynen. Like atmayı Kendinize unutmayın. çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.